Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Videonun başında izlemiş olduğunuz o gol 99'luk İtalya'nın Donnarumma kalecisine ait bir gol. Çok güzel bir maçtı. İnanılmaz şutlar vardı. Kaleci de çok başarılıydı ama maalesef ki o golü yedi, yani kendi açısından üzücü bir durumdu. Neyse, konumuza gelelim. Arkadaşlar, böyle bir taktik keşfettim. Bu taktikte az gol yiyorsunuz ve çok gol atma imkanınız da oluyor. Bu orta kafa gol oyunu oynuyordum ya ben. Hani o sistemle çıkacağız. Açıkta pozisyonuyla gidiyoruz. Ama defansımız o kadar kalabalık ve güzel iş yapıyor ki rakibe pozisyon vermiyoruz hemen hemen. 7 maç üst üste kazandım bu taktikle. Ve az gol yedim. Üstüne de çok goller attım ve güzel goller de attım arkadaşlar. İnanın çok güzel bir taktik. Hemen şöyle girelim. Açıkta taktiğiyle ben nasıl oynuyordum? Sağ kanattayken forvete, forvetten göbeğe, göbekten kanada. Böyle bir kanat değiştirme, sol kanadı. Yani sağdan sola böyle bir geçiş yapıyorduk. Bunu zaten detaylı anlattığım video var. O videoyu da linke koyarım. Oradan bakın izleyin ya da yukarıya katlara koyarım. Oradan bakın izleyin. O taktikle arkadaşlar bu maçı da oynayacağız. Şöyle bir bakalım. Dost, Kante falan filan. Onlar sonra alırız ya. Şöyle bir dursunlar. Hatta şöyle bir değişiklik yapabilir miyim? Şimdi bir deneyim. Jesus'u ikinci yarıda alırız, olmadı. Rakibin kadrosu da bu şekilde. Kalede Oliver Kahn var. Çok iyi bir kaleci. Bana Kurtağı önerdiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Diğer önerileriniz de çok güzeldi ama elimde Kurtağı vardı. Onu aldım. Size şöyle bir düşüncem var arkadaşlar. Bunu danışmak istiyorum. Şöyle bir şey geldi aklıma. Şimdi canlı yayınlara başlayamıyoruz şeyden dolayı. Cihazımız canlı yayın desteklemiyor. O yüzden iPad mini 5 almamız lazım ki maç yayınlarımız öyle olsun. O da ileride olacak inşallah. Ama biz şöyle bir şey yapabiliriz. Siz bana Discord'dan kendi kadrolarınıza isminizi yazın köşeye, şöyle kadronun kime ait olduğunu bilelim maksat. Bana kadrolarınızı gönderin resimli bir şekilde. Bunları ben hepsini toparlayıp biriktireyim arkadaşlar. Bunları canlı yayında açalım. Tek tek resimleri, kadrolarınızı hem analiz edelim, hem birbirimize fikir danışalım, hem sohbet edelim, hem de sormak istediğiniz şeyleri bana orada direkt sorup anında cevap alın diye düşünüyorum. Kadrolarınızı o şekilde yorumlayalım. Ne dersiniz? Bana bunu bildirin mutlaka. Aradan oynadık, güzel bir pas. Bunları bana bildirirseniz arkadaşlar çok rahat olur. Her şey bizim açımızdan. Vurur muyuz? Lan ne oldu? Penaltı. Hakem acımadı. Faul yaptı çünkü sürekli vura 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 penaltıyı verdi. Ne yapacağız? Aa, nasıl free kick bu? Şöyle triperle kullanalım. Abi free kick'te de çok aram yok ama. Bakalım ne yapacak. Şöyle bir yerden verelim. Abi uyuma ya. Gelişine vuracaksın o topa ya. Gelişine ya. Bak şu golü yersen çok üzülürüm ya. O topa gelişine vurursun diye ayettim. Vallahi şaka gibi ya. Hataya bak ya. Free kick hiç çalışmıyorum arkadaşlar. O yüzden frikiyi o şekilde denemek istemedim. Avuta gider diye. Hiç daha böyle adam akıllı frikiyi kullanmadım zaten ama. Üzüldüm şimdi o kaçan pozisyona. Şuradan al. Ya abi bu nasıl bir şey Konami? Allah için şunu bize açıkla ya. Şunu düzelt artık. Neyse sakiniz. Kostic alamadı. Giremedik araya. Şimdi Rodri hemen verdi pasını. Yukarı kanada doğru dönelim dedik ama olmadı bir türlü. Şimdi Cancelo. Sakin oynayacağız arkadaşlar. Cancelo verdi pasını. Şimdi yukarıya doğru. De Bruyne döndü aşağıya. Vuracağız. Sert vuracağız bu sefer. Çüş ya. Yine benim hatam. Bak ikinci pozisyonu kaçırdım. İkinci net pozisyonu kaçırdım. Rakibin daha pozisyonu. Bak şaka bir yana kadro kaliteli. Yani sistem çok kaliteli. Bunu deneyin arkadaşlar. Bu ikisini siz atardınız. Ben biraz atmadım. Niye atmadım onu da bilmiyorum. Şimdi yersem de çok üzülürüm. Sağlık olsun. Hadi lan Rodri. Önünden geçiyor abi Rodri. Şuradan ayağa koyduk, aldık o topu. Al lan. Benim oyuncularım şaka gibi şu an ya. Şimdi aldı topu. Verdi pasını. Döndü yukarı kanada. Verdi kaçtı. Trippier'e doğru bir pas. Trippier orta açacak. Tripper'den orta. Bir de bana çarptı. Allah'tan rakibe geri çarpmış yani. Tripper gördük. Tripper'den orta gelecek. Orta içeriye. Kostic orada. Gelmedi.
Olmadı. Keser miyiz? Kestik. Abi, önemli olan defansın katkısını görüyorsunuz değil mi? Hadi be, geçmedi o top. İki tane gol atabilirdik mesela. İkisini kaçırdık. Adam ata bir türlü gelemedi. Güzel topları da kestik. Şuradan aradan gördük. Trippier. Trippier'den orta gelecek. Orta De Bruyne'de aşağıya kesti. Kostis gelişine vurdu. Abi. Elim yanlışla pasa değdi biliyor musun? Üçüncü golü eder ettim ya. Üçüncü golü kaçırdık. Rudiger. Lan ne oldu? Corner ol. Olmadı. Önümüzden geçti top. Bu kadar kaçırırsam Konami bana gol yedirir. Bak ben size söyleyeyim. Çok kaçırdım çünkü. Atamayana atarlar felsefesi her zaman geçerlidir. Şimdi döndür Rodri. Ver aşağı. Bir daha ver aşağı Kostic'e. Kostic aldı gidiyor şimdi Kostic. Kostic depara attı gitti. Kostic'ten orta içeriye. Abi çok. Ver pas hemen. Yerden bir şut. O da olmadı. Tövbe estağfurullah ya. Lan bırak Rodri'yle bir şut çekin bari. Kaçan 4 tane net pozisyon var. Siz bunları atarsınız. Bundan adım gibi eminim. Ben kaçırdım. İyi de bir hard ettik ama önemli olan kardeşim burada atağa çıkmamız. Pozisyon bulmamız. Pozisyon bulduk mu bulduk. Atağa çıktık. Güzel şeyler oldu ama kaçırdık. O da bizim hatalarımızdan kaynaklanan bir şey. Şuradan vuracak şimdi Kostic. Kostic atamadı. Video çekmezken ne kadar güzel goller atıyorlar. Video çekerken atmıyorlar var ya. Neyse. Rakibe pozisyon da vermiyoruz arkadaşlar. Çok yani sistem iyi işliyor aslında da. Gol atarsak süsleyeceğiz herhalde. Şimdi aşağıya verdik pası. Cancelo hemen Trippier'i gördü. Trippier orta alacak içeriye. Orta gelir mi? Abi bir orta açacaksın. Niye yarım saat seke seke düşünüyorsun ya? Ah gençler ah. O 4 golü kaçırmasaydık. Bambaşka yere giderdi fark şu an. Bambaşka bir maç olurdu. O da neden biliyor musunuz? Gerçekten şaka bir yana. Sabahtan beri hiç oyuna girmedim. Bir de 10 saattir 12 saattir işteydim. İşten geri gelmez bilgisayarı açtım. Kayda başladık hemen. Videoyu çekmeye başladık. Biraz da ondan oluyor arkadaşlar. Elimiz gerçekten soğuk şu an. Döndük şimdi aşağıya Trippier'den. Trippier. Trippier sıyrılamadı. Dokunun mu? Dokun. Hadi Cancelo'dan güzel bir pas geldi. Şimdi Trippier. Trippier açacak ortayı bu sefer. Orta bir kafa kaleci. Teken top gel vur. Lan ne yapıyorsun? 5 mi kaçtı? 5. gol kaçtı. Bu sefer aldık o topu. Saiz döndü. Ya abi öyle atılmaz o top işte. Bak bak. Tam alacağım top benim oyuncuma çarptı. Beni yanaltıyor. Şimdi yukarıdan Kostic geliyor. Kostic. Attı depara gidiyor Kostic. Kostic. Ooo kayarak müdahale. Bal. Verdi mi? Vermedi galiba. Tacı kullanacağız. Abi attım artık bir tane şu maçı kazanayım ya. Lan dursana. Bak lan böyle bir şey olabilir mi? Şimdi orta içeriye. Erling Haaland vuramadı. İndirir miyiz? İndiremedik. Rodri gelişine vuracak. Rodri. Ve Rodri. O tacı nasıl kov adamın önüne atar ya? Allah Allah. Şu maça bak ya. Hadi lan atalım artık şu maçı kazanalım lütfen. Kalkın. Yerdeki oyuncu bizim bayıldı herhalde. Kalkamıyor bir türlü. Abi herhalde gol yiyeceğiz bu sefer. Bu maçta gol yiyeceğiz. Kaç maçtır yemiyorduk. Lan. Anlıyorsunuz değil mi duygularımı şu an? Tövbe. Herhalde gol yiyeceğiz. Bak gol yersek çok üzülürüz. Vallahi üzüleceğiz. Tövbe estağfurullah. Hadi lan. Lan ne oldu? Ya balyok hocam. Geç bu işte. Bak ya sarı kart verdi. Lan az önce ben kaleciyle karşı karşıyaydım. Gol atacaktım. Adam faul yaptı. Kırmızı vermen gerekirken kart bile vermedin. Şuradaki durumda ne olduğunu anlamadığım bir yerde bana sarı kart verdin. Ah ulan hakemler her gün sizden çektiğimiz yeter ya. Orta son anda uzaklaştırdık.
Hadi Tadic. Fabinho kaptı bu sefer. Erling Haaland. Abi Haaland dönemiyor şu an. Topu alıyor ama ben neyi kontrol ettim diye bir durdup bakıyor, şöyle bir düşünüyor. Vallahi gol yiyeceğiz ya, dakika 84, 0-0 olmaz ama. Olacak iş değil. Vallahi olacak iş değil. Kadroya hemen bir müdahale etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Oyunu burada böleceğim ama. Şöyle bir gel. Olacak iş değil ama ya. Jesus sen gel abi sen. Sen canımısın sen. Şöyle gel sen, göbekte oyna bari. Sen şöyle gel. Jesus olmayınca olmuyor abi. Erling Haaland. Mecbur seninle kafa vuracağız. Haaland'ı niye otomatik değiştirmeyi açık bırakıyorum ki? Haaland'ın şu an bana gereği yok. Ama Haaland yani atar, kafayla da atar, ayağıyla da atar. Ya sistem güzel, kadro güzel, yani oyun kuruluşu güzel. Yani kolay kolay gol yemiyorsunuz, defansta kalabalıksınız. Hatta adamın atağı bile olmadı hemen hemen. Tek sıkıntı benim biraz elimin alışmasıydı. Onu da yapamadım bir türlü. Bir tuhaflık oldu bu oyunda. Gerçekten çok anormal bir oyun oynadım şu an. Verdi şimdi pasını. Erling Haaland'a. Erling Haaland sıyrıldı. Erling Haaland çekecek kaleye şutunu. Oha ya kaleci. Şunu yesen son dakika maçı bitireceğiz ya. Haaland çok üzüldü. Haklı olarak çok üzüldü. İyi sıyrıldık. Şöyle bir son dakika golü gelmez mi be? Hadi Tadic. Yap o güzel ortağını. Çok kötü bir ortağı. Bir kafa. Kaleci. Seken top. Kaleci. Bitirme. Ne olur bitirme. Aşağı Tadic'e doğru. Tadic sıyrıldı. Tadic verdi pasını. Bir şut kaleci. Ya abi ben ne yapayım? Allah peygamber kitap için ben ne yapayım? Ya canım sıkıldı ama ya. Şu maç böyle mi bitmeli ya? Konami'nin meşhur bize uyguladığı mobbing ya arkadaşlar. Şuna bak ya. Ya olacak iş değil. Vallahi olacak iş değil. Arkadaşlar kusura bakmayın, gol atamadık. Kaçırdık ama. Güzel maçtı. Anlatmak istediğimi anlamışsınızdır. Rakip yoktu yani. Hata yoktu adam akıllı. Ben çok kaçırdım. Maç ortada. Siz atarsınız bunları. Bundan eminim. Çok güzel bir taktik. Bunu deneyin arkadaşlar. Açıkta tarzıyla 5-4-1 dizilişle oynadık. Herkese başarılar dilerim. Bana soruları yazarsanız ve o sorduğum soruda cevaplarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.